Binance'in Launch Pool platformunda yayınlamış olduğu Mavering protokolün Launch Pool etkinliğine katılacağız. Merhaba arkadaşlar, Para Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha yeni duyurulmuş olan Binance'in Launch Pool etkinliğine katılacağız. Mavering protokol nedir? Hep birlikte sizlerle inceleyeceğiz ve fikirlerimizi sizlerle birlikte paylaşacağız. Daha fazla böyle videoların devamı için Para Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için de bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Haydi gelin başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Coin Mühendisi blog sayfamıza gelerek sizler için hazırlamış olduğumuz makalemize göz atıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz üzere sizlere burada neler yapmanız gerektiğini anlattık. Mavering protokol nedir diyecek olursanız şurada sizlere bahsetmişiz. Likidite sağlayıcılarının yüksek sermaye verimliliği sunan birleştirilebilir bir DEX'miş arkadaşlar. Binance MAV token'ı da Launch Pool platformuna ekleyerek kullanıcılara çok güzel bir etkinlik duyurdu. Peki nasıl katılacağız derseniz, görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar bizler BNB ve TUSD stake ederek MAV token'larını 25 gün boyunca farmlayabileceğiz, yani kazanabileceğiz. Öncelikle arkadaşlar bizlerin bir Binance borsasına ihtiyacı var. Hala bir Binance borsasına kayıt olmadıysanız açıklamalar kısmındaki linkten Binance borsasına komisyon indirimli bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Daha sonrasında ise bizlerin kimlik doğrulama işlemlerini, KYC işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Bu adımları da tamamladıktan sonra yapmamız gerekenleri sizlere göstereceğim şimdi. Öncelikle Mavering protokolün tokenomiğine göz atalım. Toplam token arzı 2 milyar adet. Launch Pool etkinliğinde ise 30 milyon adet MAV token dağıtılacakmış. Bu da toplam token arzının %1.5'ine denk geliyor. İlk dolaşımdaki arz ise 250 milyon adet MAV token olacakmış. Bu da toplam token arzının %12.5'ine denk geliyor. Görmüş olduğunuz üzere stake etmek için üst bir limit yok. İstediğimiz kadar BNB veya TUSD'yi stake edebiliyoruz. Fakat KYC kimlik doğrulama olması gerekli. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar hem BNB havuzu hem de TUSD havuzu bulunduğu için BNB havuzunda toplam 24 milyon adet MAV token dağıtılacak. TUSD havuzunda ise 6 milyon adet MAV token dağıtılacak. Yani BNB havuzuna katılmak daha mantıklı. MAV token dağıtımının günlük ödül miktarı ise 1 milyon 200 bin adet MAV token olacak. BNB havuzunda 960 bin adet MAV token dağıtılırken TUSD havuzunda ise günlük olarak 240 bin MAV token dağıtılacak. Şimdi gelin Binance'in duyuru sayfasına giderek biraz daha etkinlik hakkında bilgi sahibi olalım. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Binance'in duyuru sayfasına geldiğimizde etkinlik sayfası arkadaşlar Launch Pool başlamadan 4 saat önce yayınlanacakmış ve o şekilde ilk işlemlerimizi yapacakmışız. Biz şu anda sayfaya gidemiyoruz. Etkinlik ise arkadaşlar 14 Haziran gece 3'te başlayacakmış. Yani bizler stake işlemlerimizi 14 Haziran gece 3'te yapacağız. Ve biraz önce de demiş olduğum üzere 25 gün boyunca MAV token'ı kazanabileceğiz. Burada gördüğünüz üzere Binance likidite gereksinimini karşıladığında MAV token'ı listeleyecek arkadaşlar. Burada listeleyeceği pariteleri de göstermiş zaten bizlere. Kesin tarih ve zamanlama hazır olduğunda Binance bizlere bunu duyuracak. Zaten listeleme anında da sizlerle birlikte canlı yayında oluruz ve fikirlerimizi belirtiriz. Burada belli başlı kurallar mevcut arkadaşlar. Burada bize belirtilen kurallardan biri, örneğin arkadaşlar A kullanıcısı, yani A kullanıcısına Mehmet diyelim. Mehmet BNB'yi BNB havuzunda stake yapıyorsa TUSD havuzunda stake yapamıyor. Eğer TUSD havuzunda stake yapıyorsa BNB havuzunda stake yapamıyor. İki havuzdan bir tanesini seçmeliyiz. Bu da önemli kriterlerden bir tanesi. İki havuza da aynı anda katılamıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar Launch Pool'lara katılabiliriz. Elimizde TUSD ve BNB tutuyorsak, HODL ediyorsak gelip burada stake yaparak katılabiliriz ve aynı zamanda MAV token elde etme şansı yakalıyoruz. Ek olarak şöyle bir bilgi daha verilmiş. Launch Pool'da stake edilen BNB kullanıcılara BNB tutmanın airdroplar, launchpad uygunluğu ve VIP avantajlar gibi ek katkıları da oluyor. Bu yüzden her türlü kazanıyoruz. Şimdi gelin Mavering protokolün web sitesine giderek birazcık inceleyelim. Siteye geldikten sonra görmüş olduğunuz üzere bizleri bu şekilde karşılıyor. Birazcık sade bir web site. Fakat aşağıya doğru indiğimizde görmüş olduğunuz üzere bizleri birkaç tanıtımda bulunmuş. Farklı farklı modlar bulunuyor arkadaşlar. Bu modlar nedir diyecek olursanız da birazdan sizlere detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Hemen şöyle şu şekilde aşağıya inelim ve neler var neler yok bakalım. Burada bizlere bilgiler vermiş. Sıkça sorulan sorular.
DeFi'deki en likit pazarlar için altyapı. Bu şekilde kendilerini tanıtmışlar. Daha sonrasında ise sosyal medya adresleri bulunuyor. Twitter, Discord, Telegram ve yapacağı etkinlikler burada bizleri karşılıyor. Desteklediği ekosistemler bizleri şu şekilde karşılıyor arkadaşlar. Ethereum olsun, ZK Science Era olsun, bunlar dikkatimizi çekiyor. Partnerleri arasında da burada güzel partnerler, güçlü partnerler bizleri karşılıyor. Ek olarak sağ alt kısımdan uygulamayı başlat butonuna tıkladığımızda bizleri görmüş olduğunuz gibi böyle bir siteye aktarıyor arkadaşlar. Sağ üst köşeden Connect Wallet diyerek herhangi bir Web3 cüzdanımızı bağlayabiliriz. Sağ tarafında bulunan bölümden ise de Ethereum ağında mı işlem yapacağız yoksa ZK Science Era ağında mı işlem yapacağız onu seçebiliyoruz. Burada belli başlı pariteler üzerinde swap işlemleri sunuyor bize. Daha sonrasında Boosted Position bölümündeyiz arkadaşlar. Burada bizlere daha fazla getiri elde edebilmemiz için bazı havuzlar bulunuyor. Bu havuzlara gelerek belli başlı paritelerde bakiyelerimizi yatırarak getiriler elde edebiliriz. Pools bölümünde de aynı şekilde. Burada likiditeler ekleyerek daha fazla gelir elde edebiliyoruz. Peki biraz önce web siteyi incelerken 4 farklı modu bulunuyor demiştik. Peki bu modlar nedir ne değildir? Birazcık sizlere ondan bahsedeyim. Öncelikle arkadaşlar Maverick protokol merkezi olmayan finans için otomatik bir piyasa yapıcı olarak düşünebiliriz. Yani bu nedir diyecek olursanız da fiyatlar hareket ettikçe likidite konsantrasyonunu otomatikleştirerek kullanıcıların sermaye verimliliğini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı oluyor. Mesela buraya geldiğimizde arkadaşlar 4 farklı mod bizleri karşılıyor. Sağ mod, sol mod, ikili mod ve statik mod olarak bizleri karşılıyor. Aşağı indiğimizde mesela sağ mod nedir bizlere anlatmış burada görselli bir biçimde. Örnek olarak da vermiş arkadaşlar. Likidite grafiğinin sağındaki varlığın Ethereum olduğunu düşünüyoruz. Yani temel varlık ve solundaki varlığın ise USDC olduğunu düşünelim. USDC ve Ethereum havuzunu düşündüğümüzde Ethereum'un iyi bir performans gösterdiğinde bir pazarda daha fazla tüccarın USDC'yi Ethereum ile değiştirmekle ilgilenmesini bekleriz. Yani Ethereum iyi bir performans gösterdikçe USDC tutan kullanıcılar Ethereum'a geçiş sağlayacak. Bu da fiyat hareketliliğini arttıracak. Daha çok volatil olacak. Peki bunu Maverick protokol nasıl en aza indiriyor? Ona bakalım. Havuzu ziyaret edip işlem yapan kullanıcılar Ethereum'u kaldırıp yerine USDC koyacakları için Ethereum ile USDC arasındaki oran değişecek. Peki AMM Ethereum'un fiyatını yükselterek yani bir Ethereum elde etmek için gereken USDC miktarını arttırarak oran değişikliğini hesaba kattığı için bu fiyat çizgisinin grafik üzerine sağa doğru hareket etmesine neden olacaktır. Bu şekilde farklı farklı modlar sayesinde Maverick protokol bunun önüne geçmeyi amaçlıyor. Sizlere bu şekilde Maverick protokolü tanıtmak istedik ve Launchpool etkinliğine nasıl katılabiliriz ona göz attık. Daha fazla böyle videoların devamı için Para Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için de aşağı kısımda bulunan bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın.